Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukta temmin lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere Sözler Risalesi'nde de epeydir 10. sözdeyiz. Yani nam-ı diğerle Haşir Risalesi'ndeyiz. Artık Haşir Risalesi'nde söz basım külliyata göre 143. sayfaya geldik. 143. sayfanın başlığı şöyle: 10. sözün mühim bir zeyli ve laikasının birinci parçası. 10. sözün mühim bir zeyli ve laikasının birinci parçası. Burası aslında bir başlangıç kısmı. Asıl okuyacağımız yer mukaddime bölümü. Orada çok güzel hakikatler var, onları alacağız. Burası da oranın girizgahı gibi. Fakat epeyce bir ayet-i kerime var. Onları okuyalım. Onların üzerine bir şeyler söylemeye çalışalım. Önce metni bir baştan sona yine okuyalım. Zaten epeycesi ayet-i kerime. Geri kalan metin az bir metin. Ondan sonra ayetler üzerine bir miktar konuştuktan sonra inşallah mukaddime bölümüne geçelim. Oradaki hakikatleri Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadar almaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. 10. sözün mühim bir zeyli ve laikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَش۪يًا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمَاعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا İnne zalike le ayatin li kavmi yaqilun. Pardon, burada yanlış okuduk. Baştan alayım. Ve min ayatihi yuriikumul barqa khawfan ve tama'an ve yunzilu minas sama'i ma'an fe yuhyi bihi'l arda ba'de mevtiha. İnne fi zalike le ayatin li kavmi yaqilun. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلًّا لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. Evet, ayet-i kerimelerimiz bunlar. Rum suresinin 17. ve 27. ayetlerinin arasını okuduk. 17. ve 27. ayetlerinin arasını okuduk. Tabii benim kıraatım biraz felaket olduğu için inşallah çok kusur işlememişizdir. Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin. Dilimiz döndüğünce okuduk. İnşallah bu konularda daha da iyi oluruz. Cenab-ı Hak geliştirmeyi de nasip eylesin. Şimdi Rum suresinin bu ayetlerinin bazılarını zaten Haşir Risalesi'nin içinde gördük, okuduk. Onlara işaretler yapıldı. Yapılmayanlar da var.
Bu topluca mealini bir okuyayım. Sizi sonra tekrar başa döndüğümüzde ayetlerin tek tek üstüne de konuşacağız. O zaman tekrar tek tek ayetleri okuyup meallerini de karşılaştırırız. Ama şimdi genel bir hepsinin mealini okuyayım. Besmele'den itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Yine onun ayetlerindendir ki sizi topraktan yaratmıştır. Sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Yine onun ayetlerindendir ki size hem cinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Gece ve gündüzde uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da yine onun ayetlerindendir. Kulak veren bir topluluk için bunda elbette deliller vardır. Yine onun ayetlerindendir ki size korku ve ümit vermek için şimşeği gösterir, gökten bir su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltir. Akıl sahibi bir topluluk için elbette bunda deliller vardır. Yine onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Sonra o sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerinizden çıkarsınız. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi de ona boyun eğer. Halkı önce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan odur. Bu ise onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Evet, Rum suresinin 17. ve 27. ayetleri arasındaki bölümün, onlar da dahil tabii, 17-27 de dahil, bize kısa bir mealiyle söylediği şey buymuş. Elbette meal düzeyi hep tekrar ediyoruz. Kur'an'ın mana dünyasıyla muhatabiyette düşük bir düzeydir. Belki en düşük bir düzeydir yani. Asıl daha yükseği tefsir düzeyidir. Elbette o tefsirlerin de niteliğine, niceliğine göre katmanlar vardır kendi içlerinde. Ama tefsir daha zengin bir bakıştır. Ayeti daha fazla kuşanmaya çalışma gayretidir. Ayetin manasını daha fazla kuşanmaya, anlatmaya çalışma gayretidir. O yüzden tefsir ayrı bir şey, daha yüksek bir şey, meal ayrı bir şey, daha düşük bir şey. Bunu bilelim arkadaşlar. Biz de hep hatırlatmaya çalışıyoruz. Orada ayarlar şaştı mı? İnsanlar hadlerini bilmeyen işler yapabiliyorlar. Meali Kur'an yerine koyabiliyorlar. Mealden çıkardıkları anlamlarla dinde hüküm vermeye çalışan yeni yetme müceddidler biliyorsunuz. Bir sürü kum gibi artık ayağımız attığımız her yerde müceddit var yani. Bugün sokağa çıktın kaç müceddit gördün, kaç müçtehit gördün? Bu soruyu kendimize sorabiliriz. Çünkü bizimkilerin de iddiası öyle maalesef. Öyle Cenab-ı Hak onları da ıslah etsin, hidayet etsin diyelim. Evet. Meali de okuduk. Şimdi metni de okuyalım. Sonra tekrar ayetlere dönüp konuşmaya başlayalım. İmanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayeti kübranın, pardon, bu semavi ayeti kübranın ve haşri ispat eden bu kutsi berahini uzmanın bir nükte-i ekberi ve bir hücceti azamı bu 9. şuada beyan edilecek. Okuyacağımız metin 9. şuaymış yani. Bir hücceti azamı bu 9. şuada beyan edilecek. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki
Bundan 30 sene evvel eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi Muhakemat namındaki eserin ahirinde, ikinci maksat, Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nahu bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş, daha yazamamış. Ne demek nahu bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim'i zaten biliyoruz. Nahu ne demekmiş? Öyleyse demekmiş. Öyleyse Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demiş üstad, bir mevzuya başlayacakmış, tamamlayamamış. Halık-ı Rahim'ime delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamd olsun ki, 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Elhamdülillah. Evet, bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan, estağfirullah, فَنْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ Ferman-ı İlahi'nin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Bu ayet-i kerimeyi ne kadar sık, ne kadar çok tekrar ettik biz Haşr Risalesi boyunca, derslerimizi takip edenler hatırlayacaklar. Üstad Hazretleri işte muhakemattan sonra, diyelim muhakematın ahirinde, bu ayetleri tefsir etmeye niyet etmiş ama o zaman muvaffak olmamış. Ne kadar zaman sonra muvaffak olmuş? 30 sene sonra. 30 sene sonra o ayetleri tefsir etmeye muvaffak olmuş. Onlardan birincisini Haşr Risalesi ile tefsir etmiş. Yani Rum Suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali de şöyle onun. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Kısa mealinin geniş manasına Üstad Hazretleri 30 sene sonra açılmış o sır ona ya da açılmış olan sır dilinden beyan olunabilmiş ancak. Cenab-ı Hak o musluğu açmış, elbette o musluğu açmayınca kim bir şey söyleyebilir? Kim bir hakikate uyanabilir veya ifade edebilir? Üstad Hazretleri de burada bize o dersi veriyor. Cenab-ı Hak lütfetmedi. Ben yapacağım dedim, 30 sene geçti üzerinde. Hani hikayedir, anlatılır. Adam karısına demiş ki şöyle şöyle bir şey yapacağım. Karısı da demiş ki bey inşallah de. Ya demiş ne inşallah, inşallah maşallah yok, yapacağım demiş. Neyse çıkmış dışarıya. Bir mevzular, bir şeyler, bir iftiralar falan. Karakola gitmiş, karakolda dayak yemiş falan filan. Sabaha doğru karakoldan bırakmışlar. Eve gelmiş, evin kapısını vurmuş. Tabii hanımı sormuş gece vakti, kim bu? Bey de yok evde. Kim o demiş, inşallah ben geldim demiş. Yani o hesap, yaşayınca tecrübeyi inşallah demek gerektiğini insana öğreniyor, anlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da biliyorsunuz vahyin inkıtağa uğradığı bir dönem, kesildiği bir dönem var. Ondan sonra diyorlar ki inşallah de, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor yani, inşallah de. Kesin konuşma. O dersi o vahyin inkıtağa uğradığı süreçle, beklemeye alındığı tabiri caizse bir süreçte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğreniyor. Musluğu Allah açmazsa kim konuşabilir hakikatler hakkında? Efendimiz oradan onu ders alıyor. Onun nezdinde elbette ümmet ders alıyor. Onun ahirinde de işte yine Allah dostlarının kendilerine dair, kendilerine ait, kendi tecrübelerinde diyelim, ifade edelim, şeyleri var, yaşanmışlıkları var. İşte Üstad Hazretleri de burada böyle bir şey yaşamış. İki ayeti tefsir etmeye niyet etmiş ama 30 sene sonra Cenab-ı Hak muvaffakiyet vermiş. Elhamdülillah. Ne zaman verirse o kadar o zaman şükretmeye mecburuz. Üstad Hazretleri de öyle diyor. Emarat-ı haşriye adedince, delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamd olsun. Aynen. Evet, ferman-ı ilahinin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından, 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkur ayat-ı ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti. Elhamdülillah. İşte 9. şua
mezkur ayatıyla işaret edilen 9 âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir. Demek ayetlerin birisini 10. söz ile 29. söz, yani yukarıdaki Rum suresinin 50. ayetini onlar tefsir etmiş. Diğer ayette 2. ayet olan başta mezkur ayet-i ekberin tefsirini bu Risale-i ikram etti. Üstad Hazretleri bu ayeti ayrı bir ayet gibi görüyor. Ben öyle anladım. Eğer yanlış anlamışsam yorumlara yazın. Düzelteyim ben de kendimi. Üstad Hazretleri bu ayeti bir ayet olarak ayrı görüyor. Bir de diğer ayetleri, o işte şimdi okuduğumuz 17-27 hepsini, onları ayrı bir ayet olarak görüyor sanki. Sanki öyle bir şey. Bakın öyle diyor. İki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Tamam. Münkirleri susturdu. Tamam. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra 2. ayet olan başta mezkur ayat-ı ekberin tefsirini. Başta mezkur ayat-ı ekber dediği epey bir ayet. 17-27 arası. Gördüğünüz gibi Üstad Hazretleri ayet dediğinde tek bir ayeti mi kastediyor? Çok ayetlerin hepsinin topluca verdiği mesajı mı kastediyor? O da Risale-i Nur külliyatında tek tek irdelenmesi gereken bir şey gibi geldi bana bu metinden hareketle. Eğer yanlış anlamadıysam. Bazen toplu bir ayet ama onların işaret ettiği hakikat tekse Üstad ona da bir ayet diyor belki diye aklıma geldi. 9-10 sene sonra 2. ayet olan başta mezkur ayat-ı ekberin, büyük ayetlerin tefsirini bu risale ile ikram etti. İşte bu 9. şua, mezkur ayatıyla işaret edilen 9 âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir. Burada söz basımın güzel bir notu var, hemen onu okuyayım. Üstad Hazretleri bunlardan sadece mukaddimeyi telif etmiş. Yukarıda dedi ya, 9 âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddime diye planlamış ama yine olmamış. Üstad Hazretleri bunlardan sadece mukaddimeyi telif etmiş, 9 makamdan 1. makama, zeylin 2. parçasına ise sadece başlangıç yapmıştır. Onu da okuyacağız. Kastamonu layıkasında bu 9 makamı tamamlama vazifesinin nur talebelerine ait olduğunu ifade etmektedir. Şimdi bazı nur talebeleri diyorlar ki işte nur talebesi yazmaz. Nur talebesi kalemini kırar, kırması gerektir. O kalemi kırmaktan kastlar ölmek falan değil, yanlış anlaşılmasın. Yani yazmamak. Sadece Risale-i Nur'da meşgul olmak. Ben bunu, hani insan kendisini buna hasrederse eksiklik olarak, yanlışlık olarak görmüyorum. Birisi bunu hedef olarak seçebilir. Ben sadece Risale-i Nur'u okuyacağım ve sadece Risale-i Nur'u anlatmaya çalışacağım. Bunu bir insan seçerse ne olabilir? Eğer onun istikametini koruyacak bilgiye sahipse, arka planı varsa bu ona yetebilir. Yani mesela fıkıh bilmiyorsa, namazını kılacak kadar, ibadetini yapacak kadar, yani bir insana, normal avamdan bir Müslüme yetecek kadar fıkıh bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Ben sadece Risale-i Nur okudum ama namaz nasıl kılınacak bilmiyorum. Böyle bir kurtuluş mümkün değil elbette. Ama diyelim ki bir mümin kendisine yetecek kadar dini biliyor. O belki Risale-i Nur'a kendisini hasretse bundan kabahatli olmaz. Çünkü bu da bir yöneliştir, bir uzmanlaşmadır. Ümmetin nasıl ki başka başka kolları, başka başka alanlara ihtisas kesbediyorlar. İşte tefsircisi var, fakihi var, ne bileyim başka başka alanlarda uzmanları var. Hadiste uzmanları, şunları bunları var. Bir mümin de kendisini Risale-i Nur'a hasredebilir mi? Ya olabilir bu. Olmayacak bir iş değil. Ama bunu genel geçer bir şey olarak söylemek yanlış. Yani vay sen Risale-i Nur okuyorsun ama hiçbir şey yaz, bir şeyler yazıyorsun veya kitap üretiyorsun falan. Nasıl olur, olmaz böyle şey falan. Bu yanlış bir tavır. Hiç doğru bulmadım ben şimdiye kadar bunu. Şu olabilir. Risale-i Nur'la, daha doğrusu Ehl-i Sünnet ve Cemaat mirasıyla çakışan, çelişen bir şeyler üretiyorsa bunu kınamakta fayda var. Sen Nurcusun da bu işleri niye yapıyorsun denir yani. Ama adam zaten İslami bir şeyler yapıyor veya zararsız bir şeyler yapıyor. Mesleği o belki de. Ya sen niye yazıyorsun, niye çiziyorsun falan
demek yanlış. İşte burada da bir delili Üstad Hazretleri nur talebeleri tamamlayacak demiş. E biz kendi yazdığımız Risale-i Nur'un içine mi koyacağız? Yok, onu kimse kabul etmez zaten. Mantıklı da değil. Demek ki biz kalemimizle üretmeye devam edeceğiz. Mürşidimiz bize yazmayın, konuşmayın, sadece okuyun falan dememiş. Yazın da, konuşun da ama meslek olarak Risale-i Nur'la iktifa edin. Yani buraya yöneldiyseniz merkeziniz, pergelinizin saplı iğnesi burası olacak. O dolaşan tarafı nereye kadar dolaşır? O sizin çapınıza kalmış bir şey. Kapasiteniz yüksekse daha geniş alanlara dolaşabilirsiniz. Ben mesela Ebubekir Sifil Hoca'nın derslerini takip ediyorum. Ne ilim. Maşallah yani hep de dua ediyorum. Başka başka hocaları da takip ettiğim oluyor. Keşke öyle olsa, her bir nur talebesi öyle olsa bu bize ne eksiklik verir? Onun bildiği hadis, onun bildiği fıkıh bizde de olsa. Ya bununla bir mümin, ya ben bunları niye bildim? Nur talebesi bunları bilmemesi lazım falan mı diyecek yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii işte yani ifratlar, tefritler bunlar meslek erbabında eksik olmuyor. Çünkü o mesleğe girenlerin hepsi o mesleği kaldıracak kadar kapasiteli olmuyor. Veya girdikten sonra yavaş yavaş tedricen gözleri açılıyor. Cenab-ı Hak öyle düşünenlerin de gözlerini hakikate açsın. Risale-i Nur'un bütün İslami mirası kendinde bitiren, başlatan ve bitiren bir eser olmadığını ama onlara ulaşmada güzel bir anahtarlık vazifesi gördüğünü anlamayı nasip eylesin. Evet, Üstad da burada öyle demiş. Kastamonu layıkasında tamamlama vazifesi nur talebelerine ait. Nasıl olacak bu iş? Üreterek. Demek ki Üstadımız bizden üretmemizi istiyor. Pekala, tekrar başa döndük. Ayet-i kerimeleri okumuştuk, mealinde okumuştuk. Genel hatlarıyla şunu hissettik o meali okurken, yani ayetlerin manasına şöyle böyle yaklaşmamızı sağladığı için, kainatta dağınık olarak gördüğümüz, kesret dediğimiz, zaten o dağınıklıktan dolayı kesret dediğimiz şeyler, Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı nazarında aslında çok değerli toplu. Oradan oraya, buradan buraya sıçramalar yaptığınızda normalde bir yazara siz şey dersiniz, ya ne yaptın, konudan konuya geçtin, bir yere varamadık falan dersiniz. Ama bakınız, ayet-i kerime nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geçiyor. Fakat hepsinde söylediği aynı hakikat. Üstad da belki o yüzden burayı bir bütünlük olarak ele almış. Yani o gezerek onları söylüyor zaten. Ve bize de bir şey öğretiyor. Yani oradan ona, oradan ona, buradan buna. Böyle yaşıyoruz biz de hayatı zaten, sıçramalarla. Ama iş bilirsen, mana kuşanırsan, istikamet üzere olursan, Cenab-ı Hak bize öğretiyor ki ayetlerle, bu karmaşa seni yoldan çıkaramaz. Çünkü hepsinde, her birinde, her şeyde Allah'ı bulabilirsin. Veya bir esmanın ipiyle onları dizerek bir düzene kavuşturabilirsin. Kafanda, mantığında, bir sıfat-ı ilahiyeyle, bir esma-ı ilahiyeyle veya bir şuunat-ı ilahiyeyle onları bir düzene kavuşturabilirsin. Kafanı düzenleyici bir fonksiyonu vardır. Bu manaların dersi burada var. Ben mesela Esma-ül Hüsna derslerini çok önemsiyorum bu açıdan. Esma-ül Hüsna'yı bildiğiniz zaman, eğer işte Risale-i Nur'da ders verildiği gibi aldıysanız, Ehl-i Sünnet ve Cemaat istikamet üzere ayetleri okumayı Esma-ül Hüsna üzerinden öğrendiyseniz, bu yolunuzu kaybetmeyi engelliyor, bir pusula hizmeti görüyor. Her mevzuda şunda bunu görmüştüm, bunda da onu görebilirim diye çıkabiliyorsunuz. Hemen çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Bu refleksi kazanabiliyorsunuz. Ayrıntıları neler? İşte şimdi ayetler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten Bismillahirrahmanirrahim her ayetin başındaki ayet, her ayetin bidayeti ayet, her ayetin nihayeti ayet. Yani bu ayeti kerime varlığın varoluşunu da açıklıyor. O varlığın içinde insanın yaratılışını da açıklıyor. O insana vahyin niye indirildiğini de açıklıyor. Ve bu bütün bu mesai, bütün bu yaratılış süreci yaşandıktan sonra netice ne olacak? Onun sonucunda bu ayet açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neden kainat var oldu? Allah mecbur muydu? Haşa, değildi. Rahmandı.
Neden o kainatın içinde hayat var oldu? Çünkü Allah Rahman'dı. Neden o hayatın içinde insan özel bir varlık olarak var oldu? Çünkü Allah Rahim'di. Neden vahyini gönderdi? Çünkü Allah Rahim'di. Dönüyoruz tekrar onu toplayıp, peki bu vahyi aldık, bu hayatı aldık, bu varlığı aldık. Nereye varacağız? Rahman ve Rahim olan Allah'a varacağız yani. Niye? Çünkü o Rahman ve Rahim. Ya muhtaç değil ama fazlından, kereminden lütfediyor. Bunu burası bize öğretiyor daha besmele. Ayet-i kerime ile muhatap olduğunda nasıl bir hediye aldığını öğretiyor. La teşbih ve la temsil. Yani ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Hediyenin paketi, hediyenin niteliğini az çok söylüyor değil mi? Mesela adam süslemiş, üstünü böyle işte kurdeleler bilmem şunlar bunlar yapmış. Baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu hediye iyi bir şey olacak. Çünkü bu kadar süslenmez, bu kadar etrafına kab yapılmaz falan bunlar yapılmışsa bu hediye acayip bir şey olacak yani. Altın kaplaması, şusu busu da olduğunu düşünün. Biraz daha cafcaflı, sancanlı bir şey olduğunu düşünün. Ya bu kadar ambalajlamışsa bunun içinde mutlaka güzel bir şey var. Sahibi de güzel bir şey vermeye niyetli. Şimdi biz ne zaman Kur'an'a Bismillahirrahmanirrahim diye başlasak ambalajını tutmuş oluyoruz bu işin. Ya bu ayetler bize söylenen her şey Bismillahirrahmanirrahim kaplı. Öyle geliyor. Sureler öyle başlıyor. İçinde kıraat ettiğimizde öyle okuyoruz. Onlar da öyle gelmiş zaten. Niye? Bak ambalajı veriyor sana. Allah Rahman ve Rahim. Ne güzel ambalaj. O ambalajdan sonra ayetlerle muhatap olduğunuz zaman, o manayla, o uyanışla muhatap olduğunuz zaman bir aldığınızı hediye gibi görüyor musunuz? Görüyorsunuz çünkü Rahman yolladı. Rahman'ın gönderdiği hediyedir. Hediyeyi aldınız. O hediyeden nereye gideceksiniz? Yine Rahman ve Rahim olan Allah'a. Onun hedefini de verdi mi? Verdi. İlk ayeti kerime Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehus. Estağfurullah, bir daha baştan okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine ve tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Bunun meali şerifi neydi? Aşağıdan okuyalım. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Devamı da var. Ölüden diriyi, dilden ölüyü o çıkarır. O kısmı da okuyalım. Ve tuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhil arza ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. Noktalama birbirini tutmadığı için burada o cümleler bölünmüş. Ölüden diriyi, dilden ölüyü o çıkarır. Ölümden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız diyor. Şimdi bu bölümü bir alalım. Bu bölüm niye burada? Bu ayetler niye zikredildi bu makamda? Haşir Risalesi'nin içinde bunlara şöyle bir döndük, dolaştık, dokunduk ama burada tekrar hatırlayalım. Bir gün içindeki döngüyü anlayan insan, bunu biz nerede gördük? 9. sözde. 10. söze girerken 9. sözde namazın vakitlerini gördük değil mi? O namazın vakitlerinin hangi hakikatlere işaret ettiğini, niye 5 vakte tahsis edildiğini namazın, onu 9. sözde öğrendik. Bakınız, Risale-i Nur Külliyatı zahiren ilgisiz gibi görünüyor bazen diyelim. Böyle hani şu öndeki metin, ya bu metin onun hemen arkasında niye gelmiş falan diyoruz. Bakınız bu 9. sözün ayetleri ifade ettiği hakikat, işte namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun, pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz diye başlayan bölüm geldi burada Haşir Risalesi'nin 10. sözün mühim bir zeyli ve laikasının birinci parçasında tekrar karşımıza çıktı. Nasıl bu bağ kuruldu peki?
döngüsellik üzerinden Allahu alem bana öyle geliyor. Yani Cenab-ı Hak günün içine koyduğu döngüselliği, o işte sabahı, öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı, bunların şeye benzemesini buradan bir bölüm okuyalım ya onu hatırlamak için. Şuradan mesela üçüncü nüktede ne diyordu? Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musaggarıdır, Fatih ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir, namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Burada bize dedi mi şimdi varlığın içinde birbirine bakan iz düşümler var, birisindeki döngüsellik diğerini de hatırlatıyor. Bunu verdi mi burada? Devam ediyor bak. Dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar, öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ü kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirlerine bakarlar. Bir daha okuyayım burayı. Dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirlerine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela diyor fecir zamanı tuluğa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahmı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı günü hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahi ihtar eder. Geceye ne diyordu? Hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır diyordu. İkinci sabah neydi? Sabaha haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da, berzahın baharı da o katiyettedir diyordu. Demek şu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği için hatırlatıyor bir şeyleri. Büyük değişimler oluyor, onları da hatırlatıyor. Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedeyasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlere layıktır ve enseptir. Dokuzuncu sözü mutlaka okuyun arkadaşlar. Yani eğer derslerimizi takip etmediyseniz, namaz niye beş vakit kılınıyor? O vakitler ne anlam ifade ediyor? Dokuzuncu söz onu çok güzel anlatıyor. Burada da işte döndük dolaştık gene dokuzuncu söze geldik. Onuncu sözün zeylinde, mühim bir zeylinde. Yine döndük geldik dokuzuncu söze. Niye? İşte namazın beş vaktinin o oradaki bölümlemenin onların büyük zamanda işte bizim gündelik yaşamdaki müşahede ettiğimiz gün ile evrenin günü diyelim. O evrenin gününde neye tekabül ediyor? Bizim beş şekilde gördüğümüz değişim büyük zaman diliminde, o evren gününde nelere tekabül ediyor? İşte ona bir gönderme varmış burada. Yani bu ayetler sadece namaz hakkında mı? Hayır. Bu ayetler aynı zamanda haşir hakkında. Ki namaz hakkında tefsir edildikten sonra haşir hakkında tefsir edilmek üzere bir daha geldiler önümüze. Böyle de olabilir. Bir ayet bir açıdan bir tefsir edilir, başka bir açıdan tekrar tefsir edilir. Ayetin söyleyeceği bitmez. Cenab-ı Hak buyuruyor ya, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, ona bir de yedi arz kadar eklense, yine Cenab-ı Hakk'ın yazdıkları şeyi, sözleri, kelamı tükenmez. O mana burada da işte bu pencereden, küçük pencereden bize kendisini gösteriyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur.
Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Bakınız, gündüzün öğleye, geceye kalbi, oradan tekrar geceden gündüze dönüş, oradan nereye geliyor? Ölüden diriyi de o çıkarır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Nasıl geceyi gündüze çeviriyor, gündüzü geceye çeviriyor? Bu gündüzle gece arasındaki zıtlık, acaba ölümle yaşam arasındaki zıtlıktan daha mı, diyelim, basit bir şey? Değil, daha da karmaşık. Yani kocaman sistemin hareketi bu. Işık yasalarının, diyelim, çekim yasalarının, aydınlanma yasalarının, kim bilir daha bilmediğimiz ne kadar yasanın ilgisi olan bir mesele, gündüz ve gece. Şimdi bak, onu yapıyorum diyor. Zıtlar tekrar tekrar kalboluyor. Her gün size bunu gösteriyorum. Gündüz geceye zıt diyorsunuz ama her gün onlar dönüyor. Kaç evre yaşanıyor. Bunu yapana ölüden diriyi çıkartmak niye zor gelsin? Geceden gündüzü çıkarana ölüden diriyi çıkartmak neden zor gelsin diye ayet bak haşir dersi veriyor mu? Veriyor. Apaçık önümüzde. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Yine onun ayetlerindendir ki sizi topraktan yaratmıştır. Sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. İkinci bölümüne geçtik. Bak şimdi bu niye buraya geldi? Yine onun ayetlerindendir ki sizi topraktan yaratmıştır. Sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Ya yine bak yukarıya dönelim. Işık yayılıyor mu dünyaya? Yayılıyor. Yok oluyor mu? Tekrar toplanıyor, yok oluyor. Tekrar yayılıyor mu? Tekrar yayılıyor. Cenab-ı Hak burada yine benzerlik kuruyor sanki bize. Diyor ki ya ışık nasıl yayılıyor? Siz de insansınız, yayılıyorsunuz toprağa. Işığın yayıldığı gibi güneş geliyor bir yerden, gün doğumundan geliyor, gün batımına kadar. O dalga dalga dünyayı aydınlatıyor. O aydınlatış nasıl oluyorsa, nasıl vuku buluyorsa, ya siz de kendinizi bundan hariçte görmeyin. Sizin varlığınız da öyle bir şey. Siz de topraktan yaratılmış bir dalgasınız. Nasıl tsunami oluyor, denizde bir dalga oluyor. Cenab-ı Hak insanı da toprak üzerine bir dalga yapmış sanki. Yaratmış ve insan çoğu olarak o dalga büyüyor. İnsan dalgası. Dünya üzerinde bir insan dalgası olarak o dalga devam ediyor ki bugün her tarafı da sarmış. İnsansız bir yer kalmamış. Belki kutuplar ki oralarda bile yaşayanlar var şimdilerde. Yine onun ayetlerinde der ki sizi topraktan yaratmıştır. Sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Evet. Yine onun ayetlerindendir ki size hem cinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Bakınız yine düşünüyoruz yani bu buraya niye geldi? Fakat geniş düşününce yahu işte yukarıdakiyle ilgisi var. Nasıl gece gündüz birbirinin zıttı gibi gözükse de, birbirinin ayrısı gibi gözükse de bir dengenin parçası. Onların her birinde namaz kılmak lazım. Her birisi ayrı ayrı namazı hak ediyor. Öyle de ne kadın ne erkek. Şey değil yani, nasıl diyelim. Ya bu iyi de bu şeytan değil. Bir düzenin parçası. Cenab-ı Hak onları birbirine uyumlu parçalar olarak yaratmış. Birbiriyle savaşan, birbiriyle çalışan, çatışan, çekişen şeyler olarak değil. Elbette evlilik hayatında kavga, dövüş oluyordur da. Ama aslında ahenkli bireyler. Bizim o kainatta zıttık gibi gördüğümüz şeyler bile aslında beraber devam eden düzenin parçaları. Böyle düşünmek lazım. Evet. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Nasıl vardır? İşte birlik, ikisini de yaratan Allah çünkü birbiriyle uyumlular. Kudret, yani öyle de yapabilir, böyle de yapabilir. Erkek de yapabilir, kadın da yapabilir. Allah bu ikisine de kadir, onu da gösteriyor. Ki onların yaratılışlarının farklılığı da çok apayrı şeyler. Rahmet, evet bizi yalnız bırakmamış. Böyle bir aramıza meyel koyarak
şenlendirmiş diyelim gönlümüzü, yalnızlığımızı almış. Evet, bunlar bu ayetin içinde mündemiş. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. Bakınız, yukarıda günün farklılığıyla başladı. Ya günler, işte gündüzü, öğlesi, ikindisi, akşamı, gecesi beşe bölünüyor, beş farklılıkla yaşanıyor, bunu söyledi. Aşağı geldik, ne oldu? Bak, katman katman farklılıkları ders verdi. Burada artık zirvesi belki. Göklerin ve yerin yaratılışı ile, bak gök ve yer farklı mı? Farklı, bambaşka şeyler. Dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Biz mesela bazen insanoğlu o onun rengine, bu bunun diline, bu bunun kültürüne düşmanlık yapıyoruz değil mi? Küfür olmadıktan sonra ehli İslam için söyleyelim, ehli İslam için de bunlara düşmanlık etmemek lazım. Niye? Çünkü her birisi Allah'a ait. Allah burada öyle buyuruyor. Senin dilin nasıl Allah'a aitiyse ötekinin dili de Allah'a aiti. Ya benim dilim konuşulsun, onun dili konuşulmasın, böyle bir şey yok. Hepsi kıymetli. Elbette mesela Kur'an'ın dili olmakla Arapça artık onunla yarışılamaz bir kıymet kazanmış. Kültürel anlamda işte Farsça'nın da bir değeri var. Türkçenin de işte Türk tarihinin kökeninden dolayı bir değeri var. Kürtler için de Kürtçenin bir değeri var. Çünkü onların ana dili ve kültürel o iz düşümü takip etmek için Kürtçeyi bilmeleri gerekiyor. Ve bunların her birisi bir şey, ayet. Bunları yok etmemek lazım. Bunların kıymetini bilmek lazım. Ayet gibi muhatap olmak lazım bunlarla da. O ten farklılığı, renk farklılığı, karakter farklılığı da böyle. Elbette işin küfür tarafını, fısk tarafını ayrı tutuyoruz. Ama ehli İslam içte olduktan sonra bunların her birisi artık bizim parçamız. Ehli İslam içte olmayanlar da günaha, fıska, küfre hizmet etmedikten sonra onlar da yine bundan hissedardır, bu sırdan hissedardırlar diye düşünmek lazım. Evet, bakınız burada o farklılıklar, o acayip sayıda çok dil. Bugün gerçi azalıyor. David Crystal'ın Dillerin Katli diye bir kitabı var. Dillerin Katli'ydi galiba ismi. O kitap mesela Profil Yayınları'ndandı yanlış hatırlamıyorsam. O anlatıyor. Mesela dünyada çok hızlı bir şekilde dil sayısı azalıyormuş. Eskiden acayip sayıda çok dil varmış ama şimdi o küreselleşmeyle o küçük kültürler dillerini unutmaya başlıyorlar. Orada David Crystal o kitapta çok şeylere dikkat çekiyor. Diyor ki mesela en basit kabilenin bile dili, en gelişmiş toplum bugün kim diyorsanız, Amerika mı diyorsunuz ona, onun dilinden geri değildir diyor dil olarak. Hatta bazen diyor o dillerde rastladığımız zenginliklere İngilizce'de, şunda bunda büyük dillerde rastlamayız diyor bazen. Mesela akraba ifade etmek için bilmem kaç ifadesi varmış o işte Brezilya'daki dilleri örnek veriyor, yerel dilleri. Yani düşünün, Allah dillerde bir sır yaratmış. O dillerin acayip bir kıymeti var. Arrival diye bir film vardı. Orada da mesela uzaylıların mesajını anlamak için bütün diller beraber çalışması gerekiyor. Daha doğrusu bütün dil sahiplerinin, dünyadaki işte dil ailelerinin sahiplerinin, onların beraber çalışması gerekiyor ki o uzaylıların mesajı anlaşılsın falan filan. Arrival filminde de böyle bir konu işlemişlerdi. Evet, onu da okuduk. Şimdi dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. Değil mi? Retine kalınlığımız farklı, seslerimizin izi farklı, sesle açılan kilitler var. Her insanın sesi farklı diye ona göre kilit yapabiliyorlar. İşte retine kalınlığı farklı, parmak izi farklı. Bütün bu farklılıklar farklı ama tevhid içinde. Cenab-ı Hakk'ın ayeti. Hepsi yine Cenab-ı Hakk'ın birliğine işaret ediyor. Çünkü birbiriyle uyumlu. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Gece ve gündüzde uyumanız da, gece ve gündüzde uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da. Ben konuşuyorum ama vakte bakmıyorum ama varmış. Gece ve gündüzde uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da yine onun ayetlerindendir. Hadi bakalım.
Bak nereden nereye gene bir sıçrama. Ama bu sıçramalar aslında kainatı birbirine dikiyor. Yani Cenab-ı Hak kainatın sahibi olarak bize öyle bir şeyler gösteriyor ki mülkü derdest edip omzuna alıyor. Hani bir şeyi sırtınıza almadan önce onun böyle köşelerini bağlarsınız. Çuval tarzı bir şeyse böyle bağlarsınız. Onları hop diye sırtınıza vurursunuz ya. Hani tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak bizim gözümüzün önünde kendi mülkünü dikiş dikiş dikiyor. Bu da benim, bu da benim, bu da benim, bu da beni gösteriyor, bu da benim rahmetimi gösteriyor, bu da benim keremimi gösteriyor, bu da benim birliğimi gösteriyor. Sıçraya 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 bunu yapıyor. Ondan sonra ders ders edip kaldıracak şimdi. Ayetin sonunda onu da göreceğiz. Yani mülk benim arkadaş, bu kavgaya gerek yok. Daha doğrusu kavga sizin gözünüzde. Siz kendi kendinize bu kavgayı çıkarıyorsunuz. Hiç kavga etmeyin. Hepsi bana ait. Mülk Allah'ındır. Hükmü buradan çıkacak. Evet. Gece ve gündüzde uyumanız. Bak, gece ve gündüz. Zıt diyordun ama uyuyorsun. Senin hayatının iki parçası oldu onlar. Gece uyuyorsun. Gündüz rızkının peşinde koşuyorsun. Sanki senin uyumak ihtiyacın evrenin başında biliniyormuş. Sen uyuyacağın şekilde ayarlanmış evren. Işık oldun mu kolay uyumuyor değil mi? Bazen böyle uzun olan günleri yerlere gidildiğinde adamlar gözlerine uyku girmiyor veya şey diyorlar. Bu uçak yolculukları yaptığınız zaman mesela buradayken gündüzde çıktınız, indiğiniz yerde de gündüz. Onun bir ismi vardı. Ne çarpması diyorlardı ona. Unuttum ben şimdi. Şimdi onu yaşıyorsunuz mesela. Niye? Çünkü gündüzde uyumaya adapte değilsiniz. Hep gece uyumaya ayarlısınız. Gündüzün sonu gelmeyince uyuyamıyorsunuz. O ışık sizi uyutmuyor. Veya vücudunuz ona adapte olamıyor. Bak gündüz gece insanla ilgili. Onun lütfundan rızık aramanız da yine onun ayetlerindendir. Cenab-ı Hakk'ın bize bir bağışladığı bir şey rızık aslında. Ama biz onu arıyoruz, peşine düşüyoruz, çabalıyoruz. Neden? Bize bir meşgale oluyor, bir şenlik oluyor, bir çalışma oluyor. O çalışma da yani, oradaki emek de aslında bizim varoluşumuzun bir parçası. Uzun süre işsiz kalan insanlar mesela, özellikle erkekler için söyleyelim, böyle mesaili bir iş veya bir uğraş olmayan erkekler için söyleyelim, çok zor olur. Boşluk erkeğin zehridir derler, boşlukta kalmak. Gerçi kadın için de aynısı söylenebilir, onun da bir hedefe, meşgaleye ihtiyacı var ama kadınlar biraz da ev hayatında bunu kurgulayabiliyorlar. Veya çocukları varsa zaten çocuklar onlar için bir meşgale oluyor. Ama erkek boşta kaldığı zaman, işsiz kaldığı zaman o şey onu zehirliyor. Bakın rızık ayet, rızık aramak ayet. O emek ayet. O ayeti hayatınızdan çıkardığınız zaman işte o ayetin boşluğunu hissediyorsunuz. Veya mirasyeli tipler, emeksiz yaşamak isteyenler, bunların marazlarını çekmiyorlar mı? Çekiyorlar. Onlar da bir meşgale arıyor. O da eğlenmeyi arıyor, böyle uyuşturmayı arıyor. Yoksa boşça durmuyor ki. O da nerede sabah, işte nerede akşam orada sabah, öyle bir hayat yaşamaya çalışıyor. Öyle doldurmaya çalışıyor gününü. O da başka türlü bir gaflet arıyor yani. Kulak veren bir topluluk için bunda elbette deliller vardır. Kulak vermek, arıyor olmak, bekliyor olmak, araştırıyor olmak, o gözle bakıyor olmak, bunlar ayetleri okunur kılıyor. Yani bakın şu okuduğumuz 10 ayetin, daha 10 ayetin hepsini okumadık hatta, neler neler bak, aralarında ben şimdi bunu yani oturup tek tek bu ayetleri konuşalım diye başlamadım. Aslında metni konuşalım istiyordum ama ya ayetler bakınız aralarda neler neler söylüyor kulak veren bir topluluk için. Acaba arıyor musun? Şimdi bugünlerde bize soruyorlar işte bilim adamları niye Müslüman olmuyor? Madem Müslümanlık çok büyük hakikat. Arıyor mu ki adam? Allah'ı aramıyorsa nasıl bulacak? Ararsan bulursun. İhtiyacını hissetmiyorsan ki o da soru işaretli bir şey. İhtiyaç hissediyor da o ihtiyacı mı bastırıyor acaba? Ama sonuçta o bir gururla bu hale gelmişse, bir kibirle bu hale gelmişse göremeyebilir. Çünkü bak ayet söylüyor.
kulak veren bir topluluk için bunda deliller vardır diyor. Yine onun ayetlerindendir ki size korku ve ümit vermek için şimşeği gösterir. Bak korku ve ümit ikisini birden veriyor şimşek. Olur mu? Olur. Bunlar zıt mı zıt ama ikisi birden olur mu? Olur. Evet. Şimşeği gördüğün zaman hem yağmurun ümidini alıyorsun hem de korkuyorsun. Lan başımıza düşmesin. Bizi yakmasın, kavurmasın diye korkuyorsun. Sesi duyduğun zaman ürküyorsun gök gürültüsünü. Ama hem de seviniyorsun. Yağmur geliyor diyorsun. Bak iki hissi birden yaşatıyor. Demek ki o zıtlık onların sahiplerinin farklı farklı ilahlar olmasını haşa gerektirmiyor. Aynı özellikler tek bir şeyde Allah toplayabilir. Ve farklı özellikler tek bir şeyde Allah toplayabilir. O farklılık bize öyle gözükür ama aslında bir bütünlüğün parçasıdır. Nasıl ki en başta gece ve gündüzden geldik, burada da korku ve ümit veren şimşekte aynı dersi aldık. Gökten bir su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltir. Nerede kaldı korkutuculuğu? Hayat. Akıl sahibi bir topluluk için elbette bunda deliller vardır. Burada da akıl sahibi diyor. Yani artık anlaman lazım bu işi. Akılın varsa. Yine onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Sonra o sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerinizden çıkarsınız. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi de ona boyun eğer. Hakkı önce yaratan, halkı önce yaratan sonra tekrar diriltecek olan odur. Bu ise onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Onun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Yine bu kısımda da arkadaşlar bakınız şey dikkatinizi çekmiştir. Gökle yer onun emriyle ayakta durur diyor. Yani bütün evreni kapsayan bir emri var mı Cenab-ı Hakk'ın? Var. Nereden müşahede ediyoruz? Evrenin ayakta durmasından, düzenin devamından. Kanun nedir? Kanun tekrar edilen emirdir aslında. Bir anlamda. Mesela şimdi ben şu an hırsızlık yapsam suç. Bir yıl sonra yapsam yine suç. Bir yıl sonra yapsam yine suç. Neden? Çünkü onun suç olduğunu tayin eden bir kanun var. Devlet bir kere öyle bir kanun koymuş. Bu kanun koyulduğu gün mü geçerli sadece? Değil. Koyulduğu ay mı geçerli? Değil. O tekrar eden bir emir. O kanunun yerine başka bir kanun koyana kadar devlet o kanun tekrar eden bir emirdir. Hırsızlık yapmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın. Şeklen bu tekrar olmasa da oradaki mevcudiyeti tekrar demektir. Ve hakikaten de hırsızlık yapana onun cezası uygulanır. La teşbih ve la temsil. Bak, kainatta kanunlardan bahsediyoruz. Bu kanunlar nasıl devam ediyor? Bir yere yazılı olmakla mı devam ediyor? Bir yere yazılı olmakla devam etse, ha ben buraya yazıyorum, yeryüzü çekmesin. Oluyor mu bir şey? Olmuyor bir şey. Onun arkasında iş yapan bir fail olmalı ki o yaratılış vücut bulsun. Havaya atılan şey yere düşsün. İşte o da Cenab-ı Hakk'ın kudretidir. Onun emriyle ayakta duruyor demek de ona işaret de var. Yani madem ki bu düzen devam ediyor, demek ki emrediliyor ona hep. Ya bir kere emredilmiş o emir devam ediyor, yahut da tekrar tekrar emrediliyor. Yani kanun üzerinden düşünürsek, yani anlamaya çalışırsak. O kanun bu kadar cari, bu kadar işliyor, onun emirleri bu kadar kuşatıcı, bu kadar tesirli, bu kadar her şeyin üzerine kurulu olduğu şey zaten onun emirleri, kudreti. O halde nereye geldik? Ya sizi öldükten sonra diriltmesine ne engel var? O sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerinizden çıkarsınız. Emretti mi? Tamam. Zaten evren onun emri üzerine duruyor. O nasıl emredirse öyle oluyor. Size de bir emrettim. Bir yerlerinizden çıkarsınız yani. Sizin bundan ne farkınız var? Haşir Risalesi'ne dönersek Bediüzzaman Hazretleri orada nasıl bir örnek verdi? Bir kumandanın askerleri zerratı birbirine alışmış bir bir bedenin hücreleri, atomları birbirine alışmış bir ordu gibidir dedi. Nasıl kumandan bir emirle ordusunu dağılmış orduyu tekrar toparlar? Hazır olun der. Mesela ordu dağılmışsa, dinlenmedeyse kalkar toparlanır, nizama girer. Allah da dedi emrederse atomlar zaten bir beden içinde kalmakla o terbiyeyi almışlar. Birbirlerine alışmışlar.
Hemen kalkıp o intizamda, nizamda toplanırlar. Tıpkı komutanın askerlerin topladığı gibi. Bunda anlamayacak ne vardı Üstad Hazretleri? Bunu örnek verdi. Bakınız o nereden geldi buraya? Bakın ayet-i kerime zaten ona işaret ediyor. Gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Yani Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse kumandanlığı, göğü yeri ayakta tutan kumandanlık. Şimdi sizi bir emirle çağırdığında kabirlerinizden çıkmayacaksınız. Var mı böyle bir şey yani? Göğü yeri ayakta tutan kumandanlık sizi çıkarmakta niye zorluk çeksin? Göklerde ve yerde kim varsa onundur. İşte bak artık toparlıyor dedim ya. O bohçayı ördü, ördü, iplerini geçirdi, geçirdi. Şimdi artık onu kaldırıyor. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsini dolaştık zaten. Sıçraya sıçraya gezdik. Gördük ki hepsi aynı düzene haber veriyor. Hepsi ona boyun eğer. Onu da gördük içerideki dersten. Halkı önce yaratan sonra tekrar diriltecek olan odur. Döngüsellik derslerini hatırlayalım. Geceden başlayıp dil ve lisandan farklılığına kadar inen. Bu ise onun için daha kolaydır. Cenab-ı Hakk'a bir zorluk var mı? Zaten alışmış. Yani o yaratış birbirine alışmış zerreler, atomlar. Daha önce yaratılmış şeyler tekrar edecek. Bunda ne zorluk var? İlk yaratış daha zor. Hiçten yaratılıyor çünkü. Bu ise onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Bu niye söyleniyor burada? Yani bakın bir sürü benzerlik bağı kurduk burada. Benzerlik kurmanın şeyi ne? Sorunu ne? Bunu da geçtiğimiz derslerde konuştuk. İlgili metinler geçtikçe. Kusurları ona taşıyabiliriz. Böyle bir risk var. Ben şimdi buradakilerde bir sürü örnek veriyorum size. Diyorum ki la teşbih ve la temsil diyorum. Tabiri caizse diyorum. Tam o olmaz ama tam onu karşılamaz ama falan diyorum. Böyle bir şeylerle anlatmaya çalışıyorum. Temsilleri aklınıza yaklaştırmak için bu niyetle bu şekilde veriyorum. Burada da ayet-i kerime geliyor. O kadar benzerlik bağı kurduk. Anlatıldı bu size. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Sakın ha kendi sıfatlarınızla onunkini karıştırmayın. Ya da kendi temsillerinizdeki sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ın sıfatını karıştırmayın. O en yücedir. Zaten bu ifade genelde böyle yerlerde okunur, hatırlatılır. Hemen dönelim neydi o? Ve lehül meselül e'la. Bu ifade içeride bir yerde de geçmişti hatırlarsınız. Şimdi orayı bulamayacağım ama ayet-i kerim orada da onu konuştuk. Dedik hani bu ifade bu niyetle kullanılır. Yani ben bir şeyler söylüyorum ama bundaki kusurları taşıma Allah'a. Ben bunu aklına yaklaşsın diye söylüyorum manasıyla. Bu söylenir. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Onun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Torba dürüldü, kaldırıldı. 17'den 27'ye Cenab-ı Hak kainatı işledi ince ince sıçramalarla. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya geçerek aralarındaki benzerlikleri, bağları, döngüsellikleri biraz akla pay veren bir şekilde yani izah etmese bile azıcık böyle uyanık akıl, azıcık bu geçişkenliğe alışmış akıl. Bak orada o gösteriliyor, burada bu gösteriliyor. Bu onunla ilgili, bu onunla ilgili. Daha benim söylemediğim, anlatmadığım kim bilir ne bağlar. Ehli baksa görür. Var, 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 var oğlu var. Geldin, hepsi dürüldü, birbirine bağlandı. Cenab-ı Hak en nihayetinde de onu böyle hop kaldırdı. Çünkü hepsi birbirine örülmüştü. Artık bunun başkasına verebilecek şansımız kalmadı. Şirk koşacak, başka bir ilah tasavvuruna alan açacak yer kalmadı. Cenab-ı Hak onu da kaldırıyor burada. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi de ona boyun eğer. Halkı önce yaratan sonra tekrar diriltecek olan odur. Bu ise onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Onun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Sadakallahül azim. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Rum suresinin 17'den 27'ye bize bu dersleri verdi. Metni de konuşacaktık ama aslında çok da konuşacak bir şey olmadığı için metni okuduğumuz kısmıyla iktifa edelim diye düşünüyorum ben. Bir dahaki derste mukaddime bölümüne artık başlayalım. Yani burası zaten şeydi.
mukaddime bölümünün hikayesini, Haşir Risalesi ile mukaddime bölümünün hikayesini anlatan bir yerdi. Orayı da okumuş olduk. İzahını çok bir şey söyleyemeyiz herhalde. O yüzden girmeyeceğim. Mukaddime bölümüne geçelim artık. Mukaddime bölümünü bir dahaki derste konuşmaya çalışalım. Cenab-ı Hak lütfederse, kerem ederse, imkan, izin verirse. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.